Bir haftada şuraya güle oynaya geleyim. Ne güzel Galatasaray yenilmiş. Keyfim yerinde derken hop arkasından Fenerbahçe'de yeniliyor. Olan moralimin içine sıçıyor. Efendim 5. hafta sonuçları ve 6. hafta değerlendirme videosuna hoş geldiniz. Hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Bugün çok işimiz var. Başlayalım. Kasımpaşa 0, Trabzonspor 1. Açıkçası ben bol gollü bir Trabzonspor galibiyeti bekliyordum ama Trabzonspor 1 atsan da 3 puan, 5 atsan da 3 puan mantığıyla 1 attı, 3 attı, kendini yormadı. Maçta beklediğimiz gibi keyifli geçmedi zaten. Bakasetas'ın golü güzeldi. Bir ara Kasımpaşa da bayağı bastırdı ama o beklenen gol bir türlü gelmedi. Trabzonspor kaybetmiyor. Öyle ya da böyle bir şekilde Karadeniz fırtınası kazanmaya devam ediyor. İki kulvarda yarışacakları için öyle sıkı maç trafiği de yaşamayacaklar. Kasımpaşa kendi sahasındaki Trabzonspor maçlarını kazanmamakta ısrarcı. Böyle devam ederse artık hiçbir Trabzon maçlarını kazanamayacaklar gibi. Trabzonspor'a Kasımpaşa deplasmanı artık deplasman olmaktan çıktı. Trabzonspor'u tebrik ediyoruz ve Adana Demirspor'a geçiyoruz. Adana Demirspor 3, Rize Spor 1. Allah'a şükür, Allah'a şükür kazandık. Ben demiştim Adana Demirspor için bu maç şahlanma maçı diye. Onlar da benim yüzümü kara çıkartmadılar. Güzel oyun, 3 puan. Balotelli de gol attı. Bu galibiyet gerçekten bizim için çok güzel oldu. Çünkü bir sonraki hafta Beşiktaş deplasmanına gidiyoruz. Adana Demirspor için lig daha yeni başlıyor diyebilirim. İnşallah onlar için de öyledir. Gerçekten çünkü bu lige renk katıyorlar. Balotelli'ye geçen videoda laf etmiştik. Çamaşır makinesi falan demiştik. Demek ki biz kimi kötülersek o hafta şov yapıyor. Biz kötülemeye devam edelim. Adana Demirspor'u güzel oyunundan ve aldığı 3 puandan dolayı kutluyoruz. Beşiktaş'a geçiyoruz. Antalya Spor 2, Beşiktaş 3. Allah seni bildiği gibi yapsın Antalya Spor. Bu ne lan? Bu ne? 2-0'dan maç vermek ne lan? Biz ne izledik ya bu maç? He? Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Göt edecek başka insan bulamadınız mı? Maçı izliyorum. Beşiktaş eksik ve rotasyonlu kadrosuyla maça çıktı. İlk yarıda da oyun üstünlüğü Antalya Spor'daydı. İlk yarının sonlarına doğru Antalya Spor arka arkaya 2 gol attı. Devreye 2-0 önde girdi. Ben de o gazla gittim Instagram'da hikaye attım. Ben size demedim mi Beşiktaş kaybeder bu maçı diye hikaye attım. Arkasından abi sen kain misin, nereden biliyorsun bunları falan filan derken ikinci yarı başladı. İkinci yarı başladı, Beşiktaş as oyuncuları oyunu aldı ve ilk yarıdaki o karanlık bir anda aydınlığa döndü. Beşiktaş atıyor, ben göt oluyorum. Beşiktaş atıyor, ben göt oluyorum derken Beşiktaş muhteşem şekilde maçı döndürdü, maçı kazandı. Eksik kadro, rotasyonlu kadro, maç içinde sakatlıklar, girenler çıkanlar derken Beşiktaş 2 avans 3'te biter dedi ve maçı kazandı. Beşiktaş'ı bu güzel dönüşünden ötürü tebrik ediyoruz. Beni de göt ettikleri için teessüf ediyoruz ve Galatasaray'a geçiyoruz. Galatasaray 0, Alanya Spor 1. Ben bu Galatasaray kadar değişik bir takım daha görmedim. Daha 2-3 gün önce Lazio'yu kendi sahasında ezen, yenen Galatasaray, Alanya Spor'a yenildi. Yine Fatih Hoca'dan inanılmaz oyuncu değişiklikleri ve yine Galatasaray'ın hazin sonu. Son 3 maç, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet. Alanya Spor Galatasaray'ı arka arkaya 3. kez deplasmanda yenmeyi başardı. Bir Anadolu takımı için gerçekten ilginç bir istatistik. Galatasaray'da bu maç Kerem iyiydi. Markaan'ın yokluğu hissediliyor. Mustafa Muhammed de her zaman olduğu gibi yokları oynamaya devam ediyor. Bizim için Galatasaray'ın puan kaybetmesi iyi oldu. En azından bir rakibimizden kurtuluyoruz derken Fenerbahçe'de puan kaybetti. Geçelim mi Fenerbahçe'ye? Hadi bakalım. Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Başakşehir 2, Fenerbahçe 0. Yendiler ya la. Bize de koydular ya la. Ligin ilk 4 haftası 0 çekmiş Başakşehir'e. Yenildik ya la. Ya Vitor hocam sen niye ilk 11'i bozuyorsun ya? Tutturmuşsunuz rotasyon diye. Al Sergen hoca ucuz yırttı. Bizim elimize verdiler. Başakşehir'e ne diyeceğiz? Aykut hocam ne oluyor acaba? İlk 4 hafta gelen geçen size koydu. Şimdi siz de bize koydunuz. Hayırdır yani? Aşk olsun. 8. resmi maçında ilk yenilgisini aldı Fenerbahçe. Neyse ki bir dahaki hafta Giresunspor'la oynayacağız. 3 puan cepte diye düşünüyorum. Bu maç bir kazaydı. Saçma sapan rotasyon yüzünden kaybetti Fenerbahçe.
Lütfen böyle şeyler bir daha olmasın. Bu sene şampiyon olacaksınız. Beni göt etmeyin. Sezon sonu zaten sürekli göt oluyorum. Bu sene şampiyon olacaksınız. Hızlıca puan durumuna bakalım. Çünkü daha 6. hafta maçlarını konuşacağız. Nalet Beşiktaş 1. sırada puanı 13. 2. sıradaki Trabzonspor'un da puanı 13. 3. Konya, 4. Hatay, 6. Fenerbahçe. Şuale bak, 10 puan. 10 puan ne ya? Fenerbahçe geri geri gitmeye başladı tekrar. Galatasaray 8. 8 puanda, onun yeri iyi. Orada kalsın diyoruz ve efendim huzurlarınızda hiç vakit kaybetmeden 6. hafta maçlarını değerlendirmeye geçiyoruz. Gidelim. Hızlı bir şekilde hiç vakit kaybetmeden 6. hafta maçlarını değerlendirelim. Beşiktaş Adana Demirspor. Haftanın en keyifli maçı İstanbul'da oynanacak. Beşiktaş ligde ilk galibiyetini geçen hafta almış. Adana Demirspor'u konuk ediyor. Ben bu maçın çok keyifli ve gollü geçeceğini düşünüyorum. Adana Demirspor, yap oğlum şovunu. Beşiktaş'a birinin dur demesi lazım. Onu da Adana Demirspor'dan bu hafta bekliyorum. Adana Demirspor kazansın diyoruz ve Galatasaray'a geçiyoruz. Kayserispor Galatasaray. Haftayı mağlubiyetle kapatan iki sarı kırmızılı ekibin mücadelesinde Galatasaray'ı hiç kolay bir maç beklemiyor. Kayserispor son hafta Hatay deplasmanında 1-0 koruyamadı ve maçı 2-1 kaybetti. Galatasaray'da Alanyaspor maçından sonra yuhlamalar falan pek tadı tuzu kalmadı Galatasaray'ın. Kayserispor maçı kazanır, Kayserispor kazansın. Konyaspor Trabzonspor ligde namağlup iki takımın mücadelesinde Konyaspor Trabzonspor'u ağırlıyor. Konyaspor lige gerçekten iyi başladı. Güzel top oynuyorlar, namağlup devam ediyorlar. Trabzonspor da zaten bildiğimiz gibi kazanmaya devam ediyor. Bu maç da çok keyifli geçecektir. Berabere biter seviniriz. Berabere bitsin. Bu maç berabere bitsin. Fenerbahçe Giresunspor haftanın en rahat maçı Fenerbahçe'nin diyebiliriz, değil mi? Nah deriz. Niye? Çünkü Fenerbahçe ilklerin takımıdır. Giresunspor ligde galibiyeti yok. Giresunspor daha ligde gol bile atamamış. Fenerbahçe'ye gol atacağını herkes bilir, değil mi? Bu maç Fenerbahçe gözünü seveyim, rotasyona falan gerek yok. Tam kadro çıkalım, şovumuzu yapalım, rahat bir maç izleyelim. Fenerbahçe bir şekilde kazanır diyoruz ve videomuzun sonuna geliyoruz. Cuma günü 6. hafta sonuçları ve 7. hafta değerlendirme videosu yine tek bir videoda olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yine her ne yapılıyorsa onları yapmayı unutmayın. Cuma günü görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.